Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Skytek SLT3230C model televizyonun daha önce kutu açılışını yapmıştık. Şimdi detaylı menü incelemelerini, uzun kullanım deneyimini bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Televizyon şu anda açık. Öncelikle bir kapatalım. Yeniden açalım. Onu görelim. Kapanması bu şekilde. Şu an tekrar açıyorum. Açılması bir tık uzun sürüyor olabilir. Bu modellerin aynı zamanda akıllı yani Android özellikli olanları da var. Ben Android olmayanı almıştım. Harici Mi Stick TV alarak televizyonu Android'e çevirdim. Açılış bu şekilde arkadaşlar. Kanal geçişleri göstereyim. Bu şekilde. Kanal menüsü bu şekilde arkadaşlar. Enter'a bastığımızda aşağı yukarı şeklinde geçiş yapabiliyoruz. Sağa sola çoklu geçişte yapabiliyoruz arkadaşlar. Renkli tuşlarla da favorilerimizi, bulacağımız televizyon kanallarını bulabiliyoruz. Bütün kanallar kurulu, hazır vaziyette geliyor. Zaten ilk açılış videosunda da bunu göstermiştim. O videomu izlerseniz ilk açılış kutusu nasıl oluyor, servis çağırmak gerekli mi? Tüm bunlara o videoda da değindim arkadaşlar. Şimdi bir kumandayı göstereyim. Kumandamız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bunun smart özellikli olan modellerin içinde aynı kumanda geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Menü incelememize bakalım. Menü tuşuna basıyoruz. İlk gördüğümüz ekranda bu var. Eğer geçiş yaptığınızda, menüye girdiğinizde herhangi bir ayar yapmaya çalıştığınızda şifre isterse, varsayılan şifre arkadaşlar 4 tane 0 0 0 0 0 arkadaşlar. İlk menümüzde kurulum menüsü var. Aşağı indiğimizde anten ayarları var. Anten ayarlarının içerisinde uydularımızı seçiyoruz. LNB ayarları, transporter ayarları, Dizek menü ayarları. Bunlar mevcut. Geri gelelim. Uydu listesi var. Burada tüm uydular neredeyse yüklü. Bunu çanağının olması yeterli arkadaşlar. Transporter listesine bakalım. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Harici kanal ekleyeceğiniz zaman da burada eksik bir transporter varsa kırmızı tuşla şurada ekle diyorsunuz. İstediğiniz rakamları yazarak, uygun rakamları transporter ekleyerek özellikle bir kanalda ekleyebilirsiniz. Motor ayarları bu şekilde. Limit ayarları. TürkSat hızlı arama var. Burada TürkSat'ın sabit arama frekansları hazır girili vaziyette. Bastığımızda direkt hızlı arama yapıyor bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu yapmıyorum. Uzun sürüyor çünkü. Menüden devam edelim. İkinci sırada kanal düzenleme var. Kanal düzenleme menüsünde gördüğünüz gibi renkli tuşlarla kanalı kilitleyebiliyoruz yerini kıpırdamasın diye. Silebiliyoruz yeşil tuşla, sarı tuşla işaretleyip mesela önce OK diyoruz. Sağ tarafta bir tik işareti beliriyor. Sonra taşıyacağımız herhangi bir yere gidip sarı tuşa bastığımızda bu şekilde taşıyor arkadaşlar. Tekrar bunu alalım eski yerine taşıyalım. Taşımamız bu şekilde. Tüm düzenleme ayarlamalarını da buradan yapabiliyoruz. Geri gelelim. Favorilerimizi seçebiliyoruz. Buradan istediğimiz kanalları favorilere seçebiliriz. Kanal ayarları, açılış TV kanalı özelliği var. Bunu açık yaptığımızda TV modunda açılsın veyahut da radyo modunda da açabilirsiniz.
hangi kanalınız açılsın? Bunu buradan seçiyoruz. Televizyonunuzu kapattığınızda ilk açılışta o kanal hep açılacak arkadaşlar. Ben bunu kapalı tutuyorum. En son hangi kanalı izlediysem oradan açılsın, onu istiyorum. Siz bu şekilde istemezseniz sabit bir şekilde hep aynı kanalda açılabilir. Devam edelim. Tüm kanalları sil modu var bir de ikinci sekmede. Yukarı çıkalım. Geri. Burada da gördüğünüz gibi arayüzün işte Rusça, Arapça, İngilizce, Fransızca olmak üzere 5 dil mevcut arkadaşlar. Menü dili mevcut. Şeffaflık ayarı yapabiliyorsunuz. Bu menülerin mesela %60 şeffaf olsun. Bu vaziyette. %10, %20 şeklinde devam ediyor. Eğer izlediğimiz bir videoda altyazılar varsa birinci seçeneğimiz, ikinci seçeneğimiz şeklinde yine birçok dil seçebiliyoruz. Türkçe ve İngilizce seçtik. Zor işitme, açık kapalı yaptığınızda daha yüksek ses veriyor arkadaşlar. Bir diğer sekmemiz de zamanlayıcı. Buradan kanallarımızı ekliyoruz. İşte kaç saat izleyeceğiz vesaire, onların ayarlamalarını yapabiliyoruz. Çocuk kilidi başta bu açık geliyor arkadaşlar. Ben bunu kapattım. Dediğim gibi varsayılan şifre 0000. Bunu açık olarak geliyor. Menüde herhangi bir değişikliklerde bu şifre istiyor. Ben bunu kapalı yaptım. Pin kodunu da değiştirebilirsiniz. 00 olan pin kodunu değiştirebilirsiniz. Tarih saat ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Fabrika ayarlarını buradan döndürebiliyorsunuz. Güncellemeyi USB bellekle SkyTel'in resmi sitesinden firmware güncellemesi, yazılım güncellemesi gelirse eğer orada sizi yönlendiriyor ve flash belleği yükleyerek buradan güncellemenizi yapabiliyorsunuz. Cihaz bilgileri de bu şekilde, bu versiyonlara göre firmware güncellemesini elde edebilirsiniz. Burada da diğer ayarlar var arkadaşlar. Emu modunda da birçok şifre kırma özellikleri mevcut. İşte BIS şifre kırma özelliği, IRDETO, CryptoWorks, NagraVision, VAccess, PowerWoo, Thunberg ve BIS olmak üzere şifre kırma özellikleri de mevcut arkadaşlar. Buradan ekleme, düzenleme, silme gibi hex kodlarını da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Menüler genel olarak bu şekilde. Şeyler arasında geçiş nasıl yapıyoruz? Bilgisayar vesaire, o geçişler arasında soğurca tuşu var arkadaşlar kumandamızda. Şurada. Basıyoruz PC. Yani toplu bir geçiş listesi yok. Soğurca tuşuna tek tek basaraktan geçiş yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi video oynatma yeri mevcut. Bu şekilde multimedya. Videoları güzel oynatıyor gayet de. Tekrar soğurcuya basıyorum. AV girişi. YBPR girişi. HDMI 1 girişinde. Mi Stick TV takılıydı arkadaşlar. Dediğim gibi bunun detaylı anlatımını daha sonra sizlere yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir telefsiz müzik açayım. Ses bu şekilde arkadaşlar. Yani şu an 30'da. Yani 49'a kadar açtım. Daha fazla açarsam çok gürültü çıkacak arkadaşlar. Gayet ses bozulmadan açılabiliyor arkadaşlar. Şimdi kısayım biraz.
Sesi gayet güzel arkadaşlar, memnunum. Dilerseniz bir de video menüsünü göstereyim. Ardından tanıtımımızı tamamlayalım. Direkt TV geçişi için de turuncu bir tuş var. Basıyoruz, direkt TV'ye geçiş yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde. USB'yi taktık arkadaşlar. Soğurca tuşuyla medya menüsüne geldik. Buradan video olduğu için göstereceğimiz şey sinema sekmesine geliyoruz. Tıklıyoruz. Burada içinde yüklü olan klasörler görüyorsunuz. Örneğin içinde mevcut olan bir tane videoyu açalım. Durdurma, oynatma bu şekilde. İleri sarabiliyorsunuz. Bir sonraki diziye geçiyor. Hızlı sardırma için de yine tuş var. Bu şekilde hızlı sardırabiliyorsunuz. Eğer altyazı seçeneği varsa dizide, altyazı seçeneklerini açıp kapatabiliyorsunuz. Bu dizide olmadığı için göstermiyor. Display tuşuna bastığımızda da videonun bu şekilde neresinde, ne kadar kalmış, ileri sarma, geri sarma seçenekleri, bunları görebiliyoruz. İşte yakınlaştırma, uzaklaştırma, ekran ayarları gibi özellikler mevcut arkadaşlar. Şimdi tekrar televizyon moduna dönmek istiyorum. Flash bellek taktığınızda kumandamızda şurada rek tuşu var arkadaşlar. Buna bastığımızda direkt flash belleğe izlediğimiz kanalın görüntüsünü kaydediyor sesli bir şekilde ve daha sonra izleyebiliyoruz. Bu özellik de mevcut. Uyku ayarı var. Radyo geçişine de direkt tek tuşla geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela şu an radyoya geçiş yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Yine tek tuşla da televizyona geçiş yapabiliyoruz. Benim anlatacaklarım arkadaşlar televizyonla ilgili bunlar. Genel olarak çok memnunum. Full HD bir televizyon bu. Bu ekran ebatlarında Full HD özelliğe sahip. Tam bir fiyat performans ürünü. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkürler arkadaşlar.